Hasar tespit çalışmaları ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ilimizde 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Valilik ve AFAD Müdürlüğü'ne teslim edilmek suretiyle 4 Aralık 2022 tarihindeki askı listeleri tüm muhtarlıklarda ilan edilmiş olup ayrıca e-devlet ile hasartespit.gsb.gov.tr web adresinden de hasar tespit sonuçları yayınlanmıştır. İlan edilen hasar tespit sonuçları ile ilgili itiraz süreci 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Bu süre içerisinde hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir denildi. Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede acil yıkım kararı alınan ağır hasarlı 727 binanın 107'si yıkıldı. Kalan ağır hasarlı yapılarında yıkımı gerçekleştirilecek. Kaç yılında yapıldı burası? 92-93. 93'te yapıldı. Evet. Daha önce de deprem atlattı. İki tane deprem atlattı. Üçüncü deprem bu. Nasıl peki? Daha önce hasar var mıydı? 99 depremi. Bir yastık kalktı bu. Servis arabası duruyordu burada. O talebeleri getirdi. Ön tarafta yolda. Soruyor servis şoförü. Ne var bu arkada bir yatıp kalkıyor diye şey yaptı yani. Sordu. Peki şimdi artık burada kaç ayda kalıyordun? Burada şimdi birader işte evimde. O çocuk orada çalışıyor. Onunla beraber kalıyorlar. Buraya yazıp buraya gelip burada kalıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapacağız bundan sonra? Bundan sonra işte bakacağız. Başka bir bina yapmayı düşünürüz yok. Birini zorlukla yaptın herhalde burayı. Efendim? Burayı zorluklarla yaptın herhalde. İkisini de ben yaptım. Burayı da ben yaptım. Senin emeğin var yani. Şimdi depremde hasar gördü. İşte ağır hasarlı mı da? Birinci, ikinci depremde hasar gördü biraz. Fakat şeyden... Olanları sağlam da altası balonları patlattı. Ondan kaynaklandı. Peki can kaybı falan yok herhalde. Yok. Çok şükür. Geçmiş olsun. 6 kişi çıktık biz öyle orada. Thank you.
Merkez üssü Göylek ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından korktukları için evlerine dönmek istemeyen depremzedeler AFAD tarafından kurulan çadırlarda konaklıyor. Son günlerde yaşanan artçı depremlerin ardından panik olan vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor. Düzce merkezde bulunan Millet Bahçesi'ndeki çadırda kalan Emircan Zabunoğlu 22. yaş gününü ailesi ve komşularıyla birlikte burada kutladı. Zabunoğlu'nun sürpriz doğum günü organizasyonu ise annesi Emine Zabunoğlu ile komşuları tarafından hazırlandı. Trabzonspor logolu pastasını üfleyen genç adam sürpriz karşılığında büyük mutluluk yaşadı. Gençler şöyle sıkışın bakalım. Ben Emircan Zabunoğlu, yani Düzce'de yaşıyorum, Düzce'nin yerlisiyim. Yani tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda. Yani böyle bir zamanda tabii biraz zor oldu. Aynı zamanda doğum günüme denk gelmesi. Çadırlarda kutlandığı çok farklı bir his. Yani negatif bir olayı pozitife çevirmek güzel bir şey. Yani hem çadır komşularımız olsun, sağ olsunlar. Onlarla beraber aynı mutluluğu paylaştık. Hepsine çok teşekkür ederim. Farklı yani bir ortada bir kaos var, yani bir durum var. Böyle herkes tedirgin. Aynı zamanda yani bir psikolojik olarak da insanlar tedirgin. Yani bize böyle bir şey çok iyi geldi. Güzel denk geldi mi desem, kötü mü tam bilemiyorum ama yani çok farklı bir duygu oldu bizim için de. Herkes için aynı. Pastayı görünce şaşırdım. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani bir anda böyle pasta vesaire gelince insanların hatırlamasına ayrı bir sevindim. Böyle bir ortamda kutlanmasına ayrı bir sevindim. Ben 22 yaşına girdim. Biraz büyük kestik seni. Kendi yapıyor bastaları ya. Yok var mı o kadar ya? Pastanelere çalışıyor herhalde. Pastaneleri yapabiliriz. Servis içerilerine geçin. Çok şanslı yerim. Evet. Hani o siz bir şey sözünden bana vermiyor. Elimizde tek kardeşim. Valla çayımız da aldık lan. Bulamayınca özür dilerim. Bari onu yapayım. Siz işte şeyle gel sözünü. Çok özür dilerim. Kekler de güzelmiş bu. Bak, sarma da koyalım mı? Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Düzce'nin kuzeyinden gelen trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak 6,5 kilometre uzunluğundaki Çamköy Hal Kavşağı hattının yapımına başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çamköy Kavşağı yönünden başlayan harfiyat ve dolgu işlemleri alana kurulan şantiye alanından yürütülen koordinasyon ile hızlı bir şekilde ilerliyor. Hava şartlarının el verdiği süre içerisinde aralıksız devam edecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,
ilimizin kuzeyinden gelen özellikle ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğinden uzaklaştırılması ve yolun kısaltılması konusunda bu bağlantı büyük önem taşıyor. Aynı zamanda hava kirliliği ile mücadelemize büyük katkı sağlayacak olan Çoban, Öztürkler ve Hal Kavşağı trafiğini hafifletecek Melen Çevre Yolu projemizin talebini ilettiğimiz Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun aynı gün Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talimat vermesiyle çalışmalar hızla başladı. Düzce'miz için kapısını çaldığımız, her an bize desteği ve ilgisini gösteren bakanımıza tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. 6,5 kilometre uzunluğunda Hal Kavşağı'na bağlanacak yolun şehrimize, vatandaşlarımıza, hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Düzce'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kargo aracında uyuşturucu arama köpeğiyle yapılan aramada valizler içinde torba torba uyuşturucu ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nda durumundan şüphelenilen kargo aracını durdurdu. Kargo aracının dorsesinde yapılan aramada toplam 110 parça daralı 65 kilo 598 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın sürücüleri hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılmış, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır dedi. Başsavcı Emre uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de söyledi. Renk, görüntü, koku itibariyle esrar maddesi. Pantolonu kesin o. Yine renk, görüntü, koku itibariyle esrar maddesi. Renk, görüntü, koku itibariyle esrar maddesi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasında yapılan aramalarda paketlenmiş topraklar içine gizlenmiş vaziyette 38.325 uyuşturucu hap ve 174 paket halinde 35 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan AT, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kökünü kurutma operasyonu çerçevesinde iki ilde toplam 2067 kolluk kuvveti uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya'da 176, Kocaeli'de ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da ekiplerin belirlediği ve abluka altına aldığı nefes kesen operasyon anları saniye saniye kaydedildi. Gerçekleşilen baskın anında bir kişinin "Ne oluyor ya, baba ve oğlum korkmayın yok bir şey" dediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı. Ne oluyor ya? Hadi gel şuan bak. Baba korkma baba. Adın baba ne tamam sen? Korkma. Şşş. Adın ne sen? Gökhan abi Gökhan dur. Tamam, oğlum. Yiğit yok bir şey babam yok yok. Babacım yok bir şey korkma. Tamam bayan memur var onun yanında. Sen rahat ol. Şunu da koyayım. Size dolaşır ya babam. Çek onu çek abi. Gökhan! Bayan arkadaş geldi mi? Abi burada abi gel gel burada malzemeler gel. Burada da bir şey var. Bez gibi mi? Olay Mudurna ilçesi Sarpuncuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte av yapmak için ormana giden Mehmet Çamlıca'ya domuz saldırdı. Saldırıyı Çamlıca'nın yanında bulunan köpekleri engellemeye çalıştı. O esnada iki köpek çeşitli yerlerinden yaralandı. Domuz saldırısından yara almadan kurtulan Çamlıca yanında bulunan tüfekle domuzu öldürdü. Domuzun saldırdığı anlar ve Çamlıca'nın domuzu vurması arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Atma atma! Atma! (Gülüyor)
Sakarya'da Amatör Süper Lig B grubu 9. haftasında Karasu Güvenspor, Kara Atipler Akınspor'u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Kara Atipler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindikleri anda adeta dehşeti yaşadı. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılanan takım oyuncuları küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Deplasman takımını taşıyan minibüse saldıran taraftarlar aracın camlarını kırdı. Yaşanan dehşet anları ise Kara Atipler Akınspor futbolcusunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vurma ya, üstümüze geliyor. Kapıyı açıyor. Dayı bir şey çek. Yok. Camın neyini kırdı? 10 numara tamam. 10 numara. 10 numara. Arkaya gir. Dur vurma ya, üstümüze geliyor. Düzce Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özü'nün talimatları doğrultusunda spor şehri Düzce mottosunda hareketle bir yandan şehrin güneyinde yapımı devam eden ve Düzce Cam Düzce Spor'un maçlarını oynayacağı yedek stada yönelik çalışmaların ligin ikinci yarısına yetiştirilmeye çalışırken diğer taraftan da şehir merkezinde bulunan stadın tribünlerinin taşınmasını sağlıyor. Şehrin güney bölgesinde konuşlandırılan Şırlık Spor Kampüsü'nde 3 cephesi ve zemin çalışmaları tamamlanmış bulunan yedek stadın Düzce Cam Düzce Spor'un maçlarını oynayabileceği hale getirilmesi için yoğun şekilde çalışma sürdürdüklerini dile getiren Başkan Doktor Faruk Özü, bölgenin merkezde bulunan şehir stadından taşınan tribünlerle birlikte 7200 kişilik stadyum haline geleceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına göre inşa edilecek stadın eksiksiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesi adına tribünlerin kış ayları başlamadan taşınmasının planlandığını ve bu çerçevede hareket edildiğini paylaşan Başkan Özlü, tüm planlamamızı gerçekleştirdiğimiz taşınma işlemi hızla sürdürülüyor. Ekiplerimiz şartların el verdiği çerçevede hareket ediyor. Beklemediğimiz bir depremle birlikte her kurumun yaşadığı sıkıntıları biz de yaşadık. Elde olmayan sebeplerden ötürü ister istemez aksamalar yaşanabiliyor. Buna rağmen en kısa sürede tamamlayarak Düzce Cam Düzce Spor'un maçlarını sıkıntı yaşamadan oynamasını sağlayacağız. Düzce spor şehri yapmak adına çıktığımız bu yolda Güney Kampüsümüzün ardından Kuzey bölgemizde bağlantı yolu üzerinde de yer alacak ana stadımızı da hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz şeklinde konuştu.